bir çalışma yaptıklarını anlattılar. Biz de çalışmalarımızı daha önce diğer partilerle paylaşmıştık. Şimdi bir netleşmek için sandıkların başında Yeşil Sol'un gözlemcileri olacak mı? Olabilecek mi? Müşahit oluyor, sandık görevlisi olamıyor. Sandık görevlisini kime teslim ediyorsunuz o zaman? Sizden bizim, eksilen? İlk 5 parti olacak sandık. Şimdi son seçimlerde Türkiye genelinde ilk 5'e giren partiler artı. Evet. O ilde de ilk 5'e girmiş yani olmak şartıyla sandık kuruluna resmi üye verme hakkına sahip. Evet. Yeşil Sol Parti girmediği için geçen seçimlere burada resmi sandık kurulu üyesi veremiyoruz. İşte bunu seyirciler için soruyorum. Bunu kimlerle, kime güvenerek siz... Hayır, zaten orada diğer muhalefet partileri de var ve biz de birlikte çalışalım diye zaten sivil toplum örgütlerine... Ama orada şöyle bir şey var Mithat Bey. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun özelliğini biliyoruz mesela. Özellikle ilçelerde, köylerde, daha küçük yerleşim birliklerinde... HDP'nin organizasyonu, seçmenleri taşıması, sandığın başında durup başkasının yerine başkası oy kullanıyor mu bakması. Bunu muhalefetin diğer partileri organizeler mi, yapabilecekler de, mi? Tabii ki müşahit de önemlidir. Biz şimdi gözlemci dediğimiz bir şey de var, bir fonksiyon da var, bir görev de var. Yani müşahit olabiliyorsunuz, avukatlar orada olacak. Bizim zaten yıllardır birikmiş bir tecrübemiz ve geniş bir insan ağımız var. Yani bunların hepsi zaten Yeşil Sol'da şimdi. Hı hı. Yani bizim bütün birikimimiz, bütün insan kaynağımız zaten Yeşil Sol'da. Barolarla, bölge barolarıyla, bir de hukuk örgütleriyle zaten ortak çalışma yapıyoruz. Ayrıca muhalefet de bu konuda sandık başında birlikte... Davranma ya tamamen açık olduğumuz gibi bu konuda da sanırım hiç kimse herhangi bir tereddüt göstermeyecektir. Sandık güvenliği konusunda tecrübemiz de birikimimiz de oldukça yüksektir ama işte her bir seçmenin bir sandık görevlisi gibi hareket etmesi gereken bir seçimdeyiz. Peki devam edelim. Emin var mı? Şimdi sandık güvenliği konusunda en çok endişe yaratılan yerlerden biri deprem bölgesi. Evet. Deprem bölgesine ilişkin özel bir telaşınız var mı? Sandıklar nerede kurulacak? Şirin özellikle bu konunun çok üstünde duruyor, altını çiziyor her seferinde. Deprem bölgesine özel ne olacak? Seçmenler nasıl taşınacak? Çünkü bu konuda da herhalde en büyük tecrübesi olan partisi, hatta belki de tek tecrübesi olan partisisiniz. Mevsimlik İşçi Derneği'yle de. Zaten de bir çalışma da yapıyorsunuz. Biraz onu da anlatır mısınız? Yani şunu söyleyeyim. Deprem bölgesinde herkes, bütün muhalefet partileri ve bütün yerel yönetimler, bütün demokrasi çevreleri birlikte çalışmak zorundalar. Çünkü hani o nüfus kaydını gittiği yere taşımamış seçmen, oyunu ya deprem bölgesinde kullanacak ya da kullanmayacak. Kullanamayacak. O nedenle hani ben bayramın birinci günü gittiğimde de sahada Antakya'daydım. Daha doğrusu Hatay bölgesindeydik ama Sabandağ'dan işte Erzin'e kadar. Bunları konuştuk. Gitmek isteyen çok fazla insan var. Organizasyonlar var. Siz de yapıyor musunuz Yeşil Sol'da? Bizler de buna katkıda bulunuyoruz. Orada yani Diyarbakır'dan gitmiş olanlar geri döndürmek elbette, ya da hiç işte ne bileyim civardaki diğer yerine. Şöyle söyleyeyim size Emin Bey, Şirin Hanım bakın. Biz deprem olduğu gün seçim koordinasyon kurullarımızı, yerel seçim koordinasyonlarımızın tamamını deprem koordinasyonuna çevirdik. Yani şöyle demek istiyorum. Hepsi deprem çalışması yaptı. Şimdi ikisini birden yürütüyorlar. Yani bizim depremde dayanışmayı ve çalışmalarımızı koordine eden asıl birimlerimiz seçim komisyonlarımız ve koordinasyonlarımızdı. Şimdi iç içe oldukları için, başından beri de orada oldukları için epeyce bir tecrübe ve veri biriktirdiler. Ama tek başına bizim imkanlarımız yetmez elbette. Diğer muhalefet partilerinin ve bütün demokrasi çevrelerinin birlikte çalışması gerekiyor. Altını tekrar çizeyim. Peki, şimdi bir mesele de sizin listeleriniz.
Hasan Cemal ve Cengiz Çandar en fazla ön plana çıkan isimler oldu. Hasan Cemal'in yazdığı kitaplar ve bugüne kadarki hem çözüm süreci hem de Kürtlerin tarihini yazmış bir isim, bir gazeteci. Ve fakat Cengiz Çandar için büyük tartışma var listenizdeki Cengiz Çandar ismi için. Hem geçmişte sağ partilere danışmanlık yapmış olması ama sonrasında işte Barzani ile ortak çalışmalar vesaire ve şimdi sizden aday. Bu isimlere bakınca herkes dedi ki aslında Yeşil Sol Parti potansiyel olarak önümüzdeki dönemde bir çözüm sürecine hazırlanıyor ve bir çözüm süreci teklifiyle gelecek ve bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Doğru mudur? Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmeniz oldu mu? Ve bu adaylarınız yani özellikle Cengiz Çandar'a gelen tepkiler için ne söylüyorsunuz? Şimdi birincisi adaylar konusundaki tartışmaları ben yersiz buluyorum. Eğer HDP'nin 2015'ten beri seçimlerde listeleri nasıl oluşturduğunu biraz incelerseniz görürsünüz. Farklı birikimlerden insanları, farklı çevrelerden insanları bir araya getiriyoruz. 2015'in iki listesine de bakın. Yani hem 7 Haziran 80 milletvekili çıkardığımız hem de 1 Kasım 2018 seçimlerinde de öyle. Bizim milletvekili grubumuza bakın, kompozisyonuna bakın. İşte 2018'de 2015 7 Haziran'ında öyle tartışılan isimler de oldu. Farklı kesimlerden birikimleri bir araya getirme konusunda HDP'de bir zaten gelenek var. Bu bizden önceki partilerde de vardı belli ölçülerde. Bu arkadaşlarımız önerilince Cengiz Çandar, Hasan Cemal, yani bizim süreci çok uzun anlatmayayım. Bir bölgesel bölge komisyonlarımız var, adaylık süreci. Oradan süzülüyor, merkezi komisyona geliyor. En son mutabakat komisyonu var. Mutabakat komisyonunda partinin bütün bileşenleri, bireyler var ve başkanlarında eş başkanlar olarak bizler yürütüyoruz. O mutabakat komisyonunda işte birey isimleri de gündeme geliyor. Birileri önerebiliyor. Orada tartışmalar oluyor. İtiraz edenler de oluyor. Yani mutabakat komisyonu oy birliğiyle karar almıyor. Mutabakat demek %100 oy birliği değil. Bir isme itiraz diyelim, bu iki arkadaşımıza da itiraz edenler oldu. Yani bizim çekincemiz var diyen bileşenlerimiz de var. Ama bu yeni bir şey değil ve bu birikimleri Türkiye'de meclis grubuna katarak taşıma politikasının devamı. Bu arkadaşlarımızın da katkısı sunacağına inanıyorum zaten. Şimdi bir çözüm sürecinin hazırlığı olarak, hayır bir de kendilerine yönelik hani suçlamalar ya da daha ağır ithamlar oldu, eleştiriler tamam, hepsi de tamam. Onlara çok da ayrıntılı cevap verdiler kendileri. Yani hem Cengiz Çandar verdi hem Hasan Cemal. Dolayısıyla ben şimdi o kısma hiç girmiyorum. Onlar kendilerini bütün açılardan anlatan, işte savunma gerekiyorsa savunan açıklamalar da yaptılar. Çözüm süreci teklifi hazırlığı değil. Biz çözüm için geliyoruz. Yani şimdi çözüm süreci denince 2013-15 arası dönemi düşünüyor insanlar. Biz çözüm için geliyoruz. Yani Kürt sorununun demokratik çözümü için geliyoruz. Ve bunun parlamento, meclis merkezli bir büyük çalışma olarak düşünülmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu bizim de yeni görüşümüz, bu görüşümüz de yeni değil. Şimdi öyle kapsamlı bir şekilde parlamento merkezli bir çözüm önerimiz ve politikamız var, hedefimiz var. Kürt sorununda demokratik çözüm bu ülkenin en önemli meselesidir diyoruz. Demokrasi meselesi ile iç içe geçmiştir, ekonomi ile iç içe geçmiştir, hepsiyle birlikte. Yani sadece Kürt sorununun çözümü dedi, Kürt sorununun çözümü dediğimizde işte şu hak bu hak meselesini kastetmiyoruz. Türkiye'de gerçekten demokrasiyi oturtabilmek ve yerleştirebilmek için bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu çözebilmemiz için demokrasiyi oturtmamız gerekiyor. Şimdi bu konuda bir süreç nasıl olacak? Bu süreç oturulacak, tartışılacak parlamentoda. Cumhurbaşkanlığı seçimini muharefet kazansın, biz meclise en güçlü şekilde girelim. Çözüm gücü olacağız diyoruz. Bizim sloganımız buydu. Çözüm biziz.
diye. Çözüm gücü olacağız. Bunu bütün parlamentodaki bütün partilerle de tartışacağız. Herkesle diyaloğa da açık olacağız. Önerilerimizi de getireceğiz. Yöntem ve içerik konusunda da daha güçlü bir irade ortaya çıkması için, geniş bir toplumsal mutabakat oluşması için çalışacağız. Ya bu kadar açık. Zaten hedefimiz, hedeflerimiz bunlar bizim seçim beyannamemizde de var. Bunları belirtiyoruz. Kemal Bey bu konuda özel bir teklifimiz, şöyle bir süreç kuralım diye bir konuşmamız olmadı. Olması da gerekmiyor zaten. Önemli olan bu konuda irade ortaya koymak. Nitekim Kemal Bey de zaten o gün görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ya Kürt sorununa çözümün meclis odaklı olması gerektiğini savunuyor. Savunduğunu belirtti. Yani bu zaten CHP'nin daha önceki beyannamelerinde de var. Kemal Bey de bunu özel olarak vurguladı. Son 4 dakika çok kısa iki soru alacağım. Şöyle, siz anayasacısınız. Ben evet. Sizin hani makalelerinizde de okuduğumda hep şey, parlamenter sistem sınırsız çözüm üretiyor ama başkanlık sistemi ya o ya bu noktasına doğru sürüklüyor evet. Sistemi. Bunu görüyoruz. Dünyadaki örneklerine baktığımızda bu bloklaşmaların olduğu yerlerde kilit partiler var birazcık. Yani çoğunluğu oluşturmadığı halde iki bloğun dışında neredeyse sistemin gidişatı yönelik. Sanki bu seçim anketleri sonuçları önümüze geldiğinde hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın 300'ü bulamadığı koşullarda sizin partiniz belki de kilit parti olacak. Peki değil, öyle olacağız. Yani ben tabii ki. Peki, soruyu bitirmezsen bunu cevabı alamayacağım. Şunu soruyorum. Siz hep formül konuşmalarınızda, miting konuşmalarınızda Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminde o istiyorsunuz ama devamında da diyorsunuz ki bizim parlamentoda sonrası için olmamız gerekiyor. Sonrasında ne yapacaksınız? Şunu söyleyeyim. Bir defa biz son Kemal Kılıçdaroğlu desteğimizi açıkladıktan sonra en fazla şunu söylüyoruz. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu çok açık. Fakat çok altını çok ısrarla çizdiğimiz bir şey var. Evet, anahtar güç olacağız. Bu zaten hani şu ana kadarki bütün verilerden de ortaya çıkıyor. Bunu da istiyoruz. Neden istiyoruz? Yasaların yapılması, yani güçlü demokrasinin, yerel demokrasinin yerleşmesi için. Yaşadığımız yıkım ve felaketler sisteminin kalıcı çözümler üretecek